Selam Zeynep Hanım. Merhaba. Bugün bize ne anlatacaksınız? Bugün birazcık Henry Purcell'in hayatından bahsetmek istiyorum. Henry Purcell İngiltere'nin en önemli bestecisi diyebiliriz. Daha önce tabii ki önemli besteciler var. İşte değil mi, William Byrd gibi veya ondan sonra gelen Benjamin Britten gibi ama milli müzik dediğimizde Purcell'in çok çok büyük ve diğer bestecilerden çok ayrı bir yeri var. Bunun nedenlerinden biri İngiltere'nin milli müziklerinin çoğunu dışarıdan getirmiş olması. Dışarıdan ithal edilmiş. Yani İngiltere dışında farklı ülkelerden gelip İngiltere'ye yerleşip vatandaşlığa geçmiş kişiler tarafından çok fazla yazılmış. Bu müzikler onların milli müzikleri olmuş. Handel gibi, Mendelssohn gibi. Ama Purcell Londra'da doğmuş. Londra'nın büyüttüğü İngiltere'nin gerçekten milli kimliğini oluşturmaya müzikal olarak çalışmış çok çok önemli bir besteci. O dönemin tabii ki sosyal durumları, politik durumları ve bunları ayrı bir videoda anlatmak istiyorum. Çünkü hani vaktimiz çok uzayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde bir video serisi yapacağız bu arada. İşte bestecinin hayatını haricinde yaşadığı dönemin politik durumları, ekonomik durumlarını tek tek ele almayı düşünüyoruz. Henry Purcell 1659 yılında Westminster'da doğdu. Ve hayatında aslında Westminster'ın çok büyük bir önemi var. Westminster Abbey'de hayatının çoğunda çalıştı. Biraz talihsiz olarak babası Henry Purcell'i, aynı isimde babasıyla, çok küçük yaşta kaybetti. 1664 yılında babası vefat ediyor ve amcası Thomas Purcell, bu arada Purcell mı, Purcell mi? İngilizler de bu konuda hemfikir değil. Dolayısıyla çok da önemli değil bu detaylar. Thomas Purcell onu himayesi altına alıyor. Böylece amcası onu yetiştiriyor. Peki hocam müziğe ne zaman başlıyor Henry Purcell? Aslında çok küçük yaşta başlıyor. Zaten müzisyen bir ailenin içinde. İlk bestesini 9 yaşında yaptığı söyleniyor. 70 yılında yaptığı bir bestesi var günümüze ulaşmış. Dolayısıyla bundan önce var mıydı besteleri bilmiyoruz ama en azından o besteyin 70 yılında yaptığından eminiz. Amcası onu himayesi altına alır almaz direkt bir işte oğlan çocukları korosuna yazdırıyor. Kilisenin işte şapelde. Royal Chapel. Burada korist olarak müzik hayatına başlıyor. Daha sonra ise tabii ki de müzik hayatını korist olarak ancak sesi bozulana kadar, ergenliğe girebilene kadar devam ettirebiliyor. Sesi bozulduğu anda ise çok yetenekli bir müzisyen olduğu için bu yolda devam ediyor. Hemen bir müzik organ, yani kilise orgu üreticisi onu asistan olarak yanına alıyor. Bu kişinin görevi Keeper of the King's Wind Instruments. Yani ne demek hocam? Kralın enstrümanlarından sorumlu bir kişi. O enstrümanların bakımı, akordu ve benzeri, tamiri. Wind Instruments diye bahsettiniz. Üflemelilerden sorumlu bu kişi. Daha sonra Keeper of the King's Instruments olarak aynı görevi ileriki yaşlarında Purcell de alıyor. İşte kralın klasenlerinden ve benzeri sorumlu oluyor. Ama Purcell için en önemli olan şey tabii ki Westminster Abbey'deki işi. Buraya hocası John Blow sayesinde geliyor. Burada John Blow İngiltere'ye operayı getiren adam olarak biliniyor. Purcell de İngiltere'ye operayı getiren adam olarak biliniyor. Hangisinin operası ilk operaydı? Bu konuda müzik tarihçileri arasında oldukça bir tartışma var. John Blow'un operası Venüs ve Adonis. Tam bir opera değil. Purcell'in birçok diğer eseri olduğu gibi bir mask veya yarı opera. Dolayısıyla bu ilk operadır, denemeyebilir. Ve Purcell'in ilk operası olan, gerçekten İngiltere'nin ilk operasıdır diyebileceğimiz diğer eser, yani tartışmalı olan konu, kadar da çok popüler olmuş bir eser değil aslında. Dido ve Aeneas, Purcell'in ilk ve tek operası. Diğer eserleri tam opera değil. Son derece popüler olmuş İngiltere'de. Ve opera kültürünün İngiltere'ye girmesini o sağlamış aslında bakarsanız. John Blow dedik. John Blow 76 yılında Purcell'i o zaman 17 yaşında olan yanına nota kopyalayıcısı olarak işe alıyor.
Ve henüz bu görevde daha 3 yıl çalıştıktan sonra 79 yılında kendisi emekli olup kilise organisti olarak Westminster Abbey'e, yani çok büyük bir, önemli bir iş bu, emekli olurum ve benim yerime geçmesi için öneriyorum diyerek Purcell'i atıyor. Böylece çok genç bir yaşta, henüz 20 yaşındayken çok büyük bir Westminster Abbey'nin organistliğini yapmış oluyor ve hayatın sonuna kadar da burada devam ediyor. Mezarı da kilisenin içinde, organ mahallenin içinde, organın yanına gömülmüş. Çalıştığı yere. Yani fatihaya gidip orada mı okuyoruz hocam? Evet. Çalıştığım yere gömülmek ister miydim? Benim de işte Arp'ın yanına gömerseniz eğer alt kattaki. Peki hocam, organistlik ne kadar sürmüş? Hayatın sonuna kadar sürmüş. Hayatın sonuna kadar devam ediyor. Hı-hı. Bu arada çıkarttığı eserlerle alakalı bir bilgimiz var mı? Çok çok fazla eser yazmış. Neyse ki 79'da bu görevi aldıktan sonra 80'de çok büyük bir hızla tiyatro için müzikler yazmaya başlıyor. En büyük şey de tiyatro için. İşte tiyatrolarda arka plan müziği olarak. Tiyatroların arasına yazılan mini operalar. Mesela işte operet diyecektim. Operetle opera arasında operalar, opereler dedim, neyse. Mini operalar. Buna mask deniyor. Bir tiyatronun bölümleri arasında seyirciler işte şey geliyor, şarkıcılar sahneye geliyor ve tiyatronun o bölümünde olan olaylarla ilgili küçük bir opera sahneleniyor. Tekrar tiyatro devam ediyor, aralara giriyor yani. Böylece opera ile tiyatronun birleşimi bir şey oluyor. Bir yaz gecesi rüyası üzerine yazdığı Peri Kraliçesi böyle. Bu şekilde birçok eseri var. Başlı başına tam bir opera olan tek eseri Dido ve Aeneas. Bu eseriyle ilgili daha sonra başlı başına bir video yapmak isterim. Hani daha uzun ele almak isterim onu. O yüzden çok uzun bahsetmeyeceğim burada. 88 arası çok çok fazla tiyatro eseri yazmış. Daha sonra zaten işte son eserine, Indian Queen, son eserinin bestelenmesinin yarısına aşağı yukarı gelmişken aynı bir şekilde vefat ediyor 95'te. Peki hocam, vefatıyla alakalı bir takım söylentiler olduğunu söylemiştiniz daha önce. Kulak misafiri olmuştu. Bize onu da anlatır mısınız? Evet, tüberkülozdan öldüğü söyleniyor. Bir konusunda doğru olan bu. Bazı işte Purcell nasıl öldü gibi araştırırsanız internette çok iyi olmayan kaynaklar olabiliyor değil mi? İnternette hani bir dedikodu, 300 yıllık zaten bilgiler bunlar, dedikodular. Bir gece diyorlar ki karısı onu eve almamış, onu dışarıda kilitlemiş çünkü geç geldiği için ceza olarak. O da dışarıda kaldığı için üşütmüş ve bu üşütmenin sonucunda başlayan hastalıkla vefat etmiş deniyor. Bu aslında Purcell'in başına gelmiş bir olay değil. Dönemin maalesef ki ünlü olamamış olan, çok iyi bir besteci olmayan bestecisi Maurice Greene'in başından geçmiş. Maurice Greene'le ilgili çok komik, araya sokmayayım değil mi? Sokayım mı? Çok komik. Maurice Greene iyi bir besteci değil. Bir gün Handel'e bir bestesini gönderir Maurice Greene. İşte yorum almak için. Sonra çaya gider Handel'e. Bekler ki yani besteni şöyleydi, böyleydi, yorum yapsın. Ama sohbet ederler, ederler. Konu bir türlü besteye gelmez. Eder en sonunda dayanamayıp Handel, beslenmeye gireni düşündün der. Handel der ki onu camdan dışarı attım. Neden der? It needed some air, biraz hava alması gerekiyordu. Besteyi beğenmemiş. İyi bir besteci değil. Bu işte Maurice Greene'in aslında başına gelen bu olay. Adamcağızı hatırlamamız için ilginç bir tane, iki tane sebep varken onlardan birini Purcell'e atfetmeyelim diye düşünüyorum ben. Peki Maurice Greene Handel'e mi gitmiş? Evet. Handel'e gitmiş, okey. Handel'den de bahsedecek misiniz bize daha sonra? Handel zaten başlı başına bir dünya. Yani onu çok çok uzun Peki. başka video serileri yaparız diye düşünüyorum. O zaman umutlarımız burada yeşeriyor Handel'le alakalı. Evet. Peki hocam, Henry Purcell'le alakalı çalışmalarınızda yeni bir albüm çıkarttınız 1685 diye. Burada yer alıyor mu kendileri? Tabii Purcell'den iki çok küçük parça var. Purcell çok küçük bir şekilde yer alıyor. Albüm Bach, Handel ve Scarlatti üzerine. Bir iki tane işte başka bestecilerden de eser var.
ana olarak onlarla ilgili değil. Purcell'in çok küçük iki eseri var burada. Aynı zamanda dönem bestecisi William Croft ve Giovanni Battista Pescetti'den de küçük bir bölüm, küçük eserler var. Peki, teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Kanalıma abone olun ve müzik tarihiyle ilgileniyorsanız, tarihle ilgileniyorsanız sadece bestecilerin hayatları değil ama onları oluşturan dönem, barok dönemle ilgili çeşitli sohbetlerimiz olacak bu kanal üzerinde. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.